Zindanlar ve ejderhalar, hırsızlar arasındaki onur az önce konuştuğumu sunar. Mehmet abi teklif nasıl geldi size? Bir gün evde oturuyorsunuz da Erkan Baş mı aradı? Yok bir süredir bu konuda yani hepimize yayılan heyecan dalgası bir biçimde evet. partiye de ulaşıyor tabi ama böyle bir yani teklif bir tur geldiğinde dedim ki destek. Sonra bir buluştuk. O Nasıl geldi o tur teklif yani? Ortak dostlar çocuk yok. işte başkanın dediği gibi bu kültür sanat e Bürosun. şeriğine, bürosuna dahil olan arkadaşlar siz öneriyorlar. E evet. Biz onlarla buluştuk. Abi böyle Aa. çocuklar dediğim şey yani. Başkanla aramızda böyle bir haberleşme, bir buluşma, bir müsaade isteme, bir düşünme, bir dolaylı destek teklifi benden. Çünkü Niye heyecanlıyım o, o şeyinde. başın cümlesine yaratılan size... yaratılan, yarattıkları heyecan dalgasının da e uzun süredir takipçisiyiz. Birçoğumuz bende. Dolayısıyla ve genişlemesi yarın e, ittifak e, da aşan bir e, performans yarın yani bu seçim sonraki seçim sonraki seçim büyümesi gerek. Ve çok güzel insanlar bu insanlar. Size hangi cümle ne? Yani o ikinci ne oldu? İlk turda arkadaşlar geldiler şeyden i̇şte ben, ben hep o cümleden o cümlelerden kaçıyorum. Bak güzel insan. Ya yani, şey dedi. Yani buluştuk nihayetinde başkan dedi ki başkan bir genç arkadaşın arkasında durayım ben dedim. Yine bir Kendisi, çay bahçesine şey, mi davet etti siz evet, çay bahçesinde içiyoruz, şey yapıyoruz tabii. Şimdi bir genç arkadaşımızın yanında oluruz. İşte kendimizce anlatacağımız şeyler olur. Bu heyecan dalgası filan bir katkı sunalım birlikte ve e, o da ısrarla bir arada olursak daha mutlu olacaklarını tekrar etti, tekrar etti. Ama bu iltifatı ve bu beklentiyi boşa düşürmek e, zaten benim yapı olarak da yapmayacağım bir şey. Şu ya da bu sayıklarla. Ama hakikaten bunun için çok o, bir sürü bir şeyi ötelemiş oldum. Yani planlanmış bir sürü şey vardı. İşi Evet işi, gücü, işte yapacaklarımı, edeceklerimi onlara ötelemiş oldum. Bunların lafı bile olmaz. Çünkü demin konuştuğumuz sebeplerle. Yani o bireysel konfor alanını arkadaşlarımız terk etmiş. Gençler terk etmiş. Anneleri, babaları terk etmeye hazırlanıyor. Herkes bir sorumluluk üstleniyor. Son derece de başçıl bir dille üstleniyor. Yani şimdi bazen etrafta hırçınlar falan parantezleri açılıyor ya öyle bir şey Hayır değil hırçınlık karşısında hırçınlaşabilirler elbette bu onların hakkı ya da mütecaviz bir tavır karşısında hırçınlaşabilirler ama e, kalpleri çok güzel insanlar Şimdi entrikaları yok. Size sorulan sorulardan bir tanesi de şu diyorlar ki Arzum Hanım'la siz toplumun e, rol model örnek çift olarak algıladığı e, iki insansınız peki Arzum Hanım sizin siyasete girişinize ne dedi bunu merak ediyoruz demişler e, ee, olumsuz bakmadı. Aynı heyecanları yaşıyor. Öyle mi? Evet. Yani ülkesiyle ilgili, evlatlarla ilgili, çevresiyle ilgili, kendisiyle ilgili, bu ülkenin geleceğiyle ilgili aynı sevgiyle, muhabbetle, aidiyetle aynı heyecanı yaşıyor. Ve bunun bu yeni nesil, yeni dil, yeni üslup, yeni sahicilik, yeni gerçekçilik, Siyasetle kıyaslayarak söylüyorum. Yani Türkiye'de mevcut benim kuşağımın da tanıklık ettiği siyasi üslup. Bak bir sürü şeyler duyuyoruz. Uuu uh, bir sürü entikalar onlar bunlar şunlar. Yok pırıl pırılla. Mehmet abi siz öyle çok... bir kara ajandaları yok, gizli ajandaları yok. İmece usulü ayaktalar. Ya o kadar kıymetli bir şey yapıyorlar ki. De, yani destan gibi. Siz çok sakin ve uzlaşmacı birisiniz öyle değil mi? Yani... Bizim sizi evet. gördüğümüz, gözlemlediğimiz Mehmet Aslantu yıllardır hep böyle sağduyulu, sakin, evet. uzlaşmacı evet. biri, öyle evet. değil mi? Öyle değil. Şimdi gel gelelim Türkiye İşçi Partisi'ne. Ee, hepsi arkadaşlarımız. Tamam. Yani Erkan evet. başkanda, tamam. Ahmet'te, Barış'ta, Serada ee, ve dördü de siyasi muhalefeti çok üst perdeden, çok sert ve çok yüksek tonla yapan e, ve çok başarılı yapan e, dört isim. Kendi alanlarında da çok başarılı isimler. Siz mi partiye uyacaksınız? Parti mi size uyacak yoksa ortada bir karar, bir kıvam mı Ben şöyle düşünüyorum. Bunu da beyan etmek üzereyim. Gençlerle konuştum. Zaten yeterince arkadaşlarımız üzerlerine düşeni yapıyorlar. Ee, çok da iyi yapıyorlar. Layıkıyla yapıyorlar. O ayarı onlar bilirler şüphesiz. Çok da deneyimliler. Ben biraz bir parça kuşağımın, dönemimin, yaşımın, temsiliyetimin, belki sanatın kendi içindeki dilin. Orada da benim söyleşilerimde politik söylemler oldu aslında. Hep oldu yani ülkenin sosyolojisine, evet. siyasetine. Oradan şimdi buraya girmeyelim dediğim hiçbir soru yoktur bana gelen. Yayınlamadıkları vardır. Son zamanlarda, son beş yılda bazı röportajlarda içerikten çıkarttıkları vardır. Ama benim şimdi bunu sormayın dediğim hiçbir soru olmadı. Bunu bir biçimde e, kendi üslubumca anlatacağım. Yani herkes ben, kendi başına ben bir partinin de bir e, demokratik şeyi olmalı tabii, tabii. ki. Yani zaten başkan konuda şey var. Yani biz böyle müşterek bir iklimin katı çerçevesi içinde uygun adım, uygun söylem, uygun değil. Hayır, bu genişlemenin, bu kucaklaşmanın böyle bir şey... ha bazı şeyler var, bazı kurallar var. Evet, yani bana göre mesela hemen sosyal devlet, hemen. Eğitimde, beslenmede, barınmada hemen bedava para bu buraya rant için gelen elektriğin, suyun, yolun arasına giren herkesi bu devlet tasfiye etmeli. Hemen. Öyle yok. Öyle şey yok yani. Sağlık için sıkıntı çek, eğitim için çocuğu düşün, yuvaya gidecek çocuğu düşün. Doğurma. Ya anneler işe giremiyor çocuklarına bakabilmek için. Çalışmaya niyetli kızlarımız, kadınlarımız küçücük çocuklarını yuvaya gönderemedikleri için bunu nasıl sonrası okula gönderememek? Devlet yoksa, iyi öğretmen yoksa. Ya iyi okul dediğin iyi öğretmendir ya. O kadar. Ve öğretmenler haklarını bekliyorlar. Ya versene devlet değil misin yani? Atasana. Atasana. Yetiştirsene. Eğer klasmanından şeysen, onu yetiştireni de iyi kur, onu da öyle hazırda ata. Tip size teklif getirmeseydi de siyasete girer miydiniz? Hayır. Girmezdim net. Geldi 20 yıldır geliyor. Öyle mi? Tabii tabii. Merkez sağdan da geldi. Merkez soldan da geldi. Geliyor. Ee, Yeni kurulanlar da iyi kötü yani siz o, çok okuyan bir insansınız da takip eden bir insansınız ben hep biliyorum ben sizinle konuştuğum zaman hep programları röportajları siz de biliyordunuz hani konuşabiliyorduk güncelin çok farkındasınız şimdi o günceli, güncel bilginize dayanarak soruyorum sizce bu seçimlerde tip yüzde kaç oy alacak onu bilmiyorum yani bir rüzgar var benim heyecanımdan yani ben katıldığım için demiyorum biz bir bir parça katkı sunabilirsek anlatıma dile ifadeye ablalara teyzelere arkadaşlarımıza onlar da geliyor tabii ki ama zaten o rüzgarı ülkenin e, içinde bulunduğu ahval ve şerait bir de arkadaşlarımızın tavrı gösterdi zaten. Zindanlar ve ejderhalar, hırsızlar arasındaki onur az önce konuştuğumuz sunar.